Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videomuzda sizlerde runner için çiçek nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. İp olarak bakın polyester makrame ipi kullandım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 numara ipimizin milimi. Bu da bej renkli olanı. Tığ olarak ise 3,5 milimlik bir tığ kullandım. İsterseniz sihirli halkayla, isterseniz de zincirle başlayabilirsiniz. Ben zincirle başladım genelde. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Şuradan girelim. Şu şekilde bir küçücük bir yuvarlak oluşturduk. Bakın. Buraya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektikten sonra 1, 2 kez dolayarak bunun içerisine girip üçlü trabzan yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Araya 2 zincir. 1, 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki. İki zincir. İki kez dola. Bu şekilde toplam 8 tane boşluğumuz olacak. Şu şekilde saydığımız zaman. Yapalım gelelim arkadaşlar. Bir, iki. İki kez dolayalım. Buraya giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayla 8 olacak. 1, 2 tane daha çektim. Şimdi şuradan şu çekmiş olduğumuz zincirin 1, 2, 3.'ye batalım ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane üçlü trabzanımız var. 8 tane de boşluğumuz var sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi bir üste çıkalım. 2 zinciri çektik. Alttan sayalım. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyoruz bu şekilde. Diğerinden geçirip kilitliyoruz. Şimdi buradan şu diğer boşluğun içerisine bir kaydırmayla ilerliyoruz. Böyle. Arkasından 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirden sonra üzerine bir tane alıp buraya üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Araya bakın zincirle birlikte 3 tane oldu arkadaşlar. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Araya 2 tane zincir. 1, 2. Tekrar üzerine bir tane alıyoruz ve boşlukların içerisine üçlü trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3. Tekrar araya 1, 2 zincir. Tığımın üzerine ip aldım. Diğerine geçtim.
Trabzanlarımız hep üçlü arkadaşlar bu çiçeği yaparken. Bakın böyle. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan, 2 zincir şeklinde her birinin içerisine 3 trabzan yapacağız. Aralarda 2 tane de zincirimiz olacak arkadaşlar. Sona kadar buraya kadar gelelim. Evet, bakın tüm çevresini bu şekilde bitirdik. En son yine 2 zincir, 3 trabzan yaptık. Araya biterken 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bakın burada başlamış olduğumuz zincirin tepesine şöyle şuraya bunu sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada diğer rengime geçtim ben. Bakın şöyle bir şu renge geçmemiz lazım bu sırada. Tek renk de yapabilirsiniz istiyorsanız. Ben bunu böyle bej ve beyazla çok yakıştırdım. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi şurada arkadaşlar yeni ipimizi ekleyelim. Bakın şu şekilde. Bir tane düğüm de yaptım. Şöyle aldım. Bir zincir çektim burada. Tığımın üstüne bir, iki. İki tane doluyorum. Şu alttaki üçlü trabzanlarımızın içinden şöyle altından alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir, 2, 3, 4. 4 kere de çıkalım şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 kere de çıktım. Şimdi şuraya hemen yanına tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne ile sabitledim. Araya 3 tane zincir. 1, 2, 3. Geliyorum. Bakın. Şuranın ortasına, şuraya. Yani birincinin tepesi gibi oluyor. Bir tane sık iğne ile bağladım. Tekrar 1 2 doladım. Alta iniyorum şuraya. Altından giriyorum. 4 kere de çıkıyorum. 1 2 3, 4. Böyle. Ve hemen yandakine bir tane sık iğne. Yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine birinci trabzanımızın tepesine bağladım. Burada 2 tane ip aldım. Alta iniyorum. Burada 1 2 3 4. 4 kere de çıktım ve hemen şöyle yan tarafa girip ortadaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın buraya bağladım. 1 2 kez doladım. Alttaki üçlü trabzanın içinden altından 1 2 3 ve 4. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırada. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Buraya sık iğne ile bağladık. Tekrar 1-2 tane dolayıp alta iniyoruz. Ve 1-2-3-4. 4 kere de çıkıp hemen şuraya yanına bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldik. 1 2 3 zincirimi yine çekiyorum.
Yine buraya geliyorum. Sabitledikten sonra 1, 2. 2 tane sardık. Şuraya alta sonuncuyu yapıyoruz bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa da çektim. Şuraya yine sabitledikten sonra 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çektik. Başlamış olduğumuz yere. Buraya. Geliyoruz. Şimdi ip değiştiriyorum. Bakın burada. Beyaz ipime geçiyorum ben. Burada. Şu alttakini koparmıyorum. Tekrar lazım olacak bize. Evet. Burada beyaz ipimle şuraya geliyorum. Bak. Şuraya. Hemen yanına yani. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şunların içerisine, şu çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin içerisine 6'şar tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın, üzerine bir tane aldım. 1 2 3. Bu birinci, 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra bakın şuraya tam buranın tepesine bir tane sık iğne ile şöyle bir kavis verelim. Tekrar bu bir sık iğneden sonra üzerine alıyoruz. Diğerine geçiyorum buraya. 6 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi buraya bakın. Tam tepeye geliyorum. Bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Tekrar üzerine alıp diğerine geçiyorum. 6 tane üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve buraya geliyoruz. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın gösterdiğim gibi size dolandım geldim. Şimdi 6 tane üçlü trabzandan sonra şuraya bir tane sık iğnemizi yapalım. Tekrar üzerine alalım. Diğer zincirimizin içerisine son 6'yı 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya başlamış olduğumuz yere bu şekilde tuttum. Şimdi ip değiştiriyorum. Ben bunu alıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım bu renkle. Sağlamlamak için bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ise şuradaki kaydırmaları yapacağız arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bu kaydırmaları yaptıktan sonra çiçeğimiz tamam olmuş olacak.
Ama nasıl yaptım bu kaydırmaları? Bakın, şurada iki tane kanat var. Görüyorsunuz, iki tane. Ben bunu dışından alarak, tek kanattan alarak yaptım. Böyle. Tekrar gösteriyorum, dışından. Bakın, normalde iki kanat var, değil mi? Bu ikisini dış kısmından. Bu şekilde tamamına girerek kaydırmalarımızı bitirelim. Evet, sonuna kadar bu şekilde yaptım. Son kısımda şunu biraz uzatalım. Şöyle tığımızı arkadan şu şekilde alalım ve buradan bunu şöyle çıkaralım. Bir tane ördükten sonra kapatalım. Ve bunu bu makramede kestikten sonra arkadaşlar, yakacağız ama hemen dibinden yakmayın. Şöyle birazcık yürütün mutlaka ipi. Bu şekilde kapattık. Şimdi şuradaki beyaz ipimizi de sağlamlayalım. Biraz. Evet sevgili arkadaşlarım, çiçeğimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimizi yaptık. Umarım video anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.